Merhaba çok sevgili Fütürdaşlar Umarım iyisiniz. Ben hem iyiyim hem heyecanlıyım. Vallahi bu da başka bir deneyimmiş, başka bir heyecanmış. Sanki sahiden hepiniz karşımda oturuyormuşsunuz gibi böyle heyecanla geliyorum. Aman güzel şeyler anlatayım, aman yararlı olsun diye. Bugünkü sohbetimizin konusu Kaan Sekban. Daha doğrusu Kaan Sekban'la benim meşhur T insan modelini anlatacağım. Çünkü hani somut bir şeyle anlatmak her zaman çok daha açıklayıcı ve yararlı oluyor diye düşünüyorum. Ekan sevgili Kaan'ı da hepiniz çok seviyorsunuz. En azından çoğunuz çok seviyorsunuz. Eminim şimdi farkına varmayanlar daha da çok sevecek. Türkiye'de sevmeyen kalmayacak. Hatta inşallah yurt dışında da ufak ufak da başladı zaten oralara da gitmeye yolu açık olsun. Benim Kaan'la tanışmam 2017 yılına dayanıyor. 2017'de bir gün bir mail aldım, Kaan'dan. Ama o zaman tanımıyorum. Bir genç belli ki diyor ki hocam ben sizi takip ediyorum, beğeniyorum ve ev yapımı talk show diye tekrar ediyorum, ev yapımı talk show diye bir şey yapıyorum ve sizi o talk show'uma davet etmek istiyorum diyor. Ve böyle birkaç tane daha önce yaptığı talk show'lardan, söyleşilerden örneklerin link linklerini koymuş. YouTube'daki kanalını vermiş. Bir bakın, eğer hani sizi de konuk edebilirsem çok mutlu olurum. Yayınım 22 ile yani gece 10 ile 11 12 arasında oluyor. Sizi de ağırlamak isterim diye çok böyle candan içten güzel bir mesaj atmış. Takdir edersiniz ki bana böyle çok fazla davet geliyor. Çoğunu uyum sağlayamıyorum, gidemiyorum. Ama bunu böyle o kadar güzel yazmıştı ki hemen ilgilendim. Girdim yayınlarını izledim filan. Hakikaten evinde böyle ciddi ev yapımı bir talk show yapıyor kendi kendine. Tamam dedim olur geleyim. Çünkü biliyorsunuz ben de gençleri desteklemeyi seviyorum. Onların ilerleyişini, yürüyüşünü, yükselişini görmek hakikaten apayrı bir memnuniyet ve mutluluk veriyor. Tamam nasıl yapacağız dedim. İşte bizim eve geleceksiniz dedi. Çekmeköy'de saat 10'da yayın yapıyor normalde. Ben dedim ki Kaan'cığım ben işte erken uyuyorum. Belki biliyorsun okuduysan kitapları falan. O yüzden de ben hani benimkini 9'da yapalım mı dedim. Sağ olsun hakikaten bana mahsus yayını 9'da açmıştı. Ve tamam sözleştik ben gelirim kendim dedim. Adresi verdi. Bekliyorum sizi o zaman dedi. Biraz daha önce gelin ki. Annemin hazırladığı şeylerden, güzel yiyeceklerden yeriz. Hem de öncesinde hazırlık sohbeti yaparız falan dedi. Tamam dedim kapattım ve sözleştik. Sonra işte o söyleşinin yapılacağı kaydı gireceğimiz gün. Ben toparlandım işte gece artık eşimle yemek yemişiz, oturmuşuz. Hani televizyon seyredeceğiz, sohbet edeceğiz, bir şey yapacağız. Bir baktı ben toparlanıyorum. Hayrola nereye gidiyorsun dedi. Ya yani dedim işte ev yapımı talk show yapan bir genç var. Onunla talk show çekmeye gidiyorum. Nereye? Evine. Sen dedi bu merakından, bu böyle cabbarlığından, hadi yapalım, her şeyi yapalımından başına bir gün bir şey gelecek. Kimmiş, neymiş bunlar falan derken ben fırladım, gittim. Ve nasıl tatlı, nasıl can insanlar tarafından karşılandım. Hiçbir böyle öyleymiş gibi davranmak, şuymuş gibi yapmak yok. Hayatımda gördüğüm en olduğu gibi insanlar Kaan'ın annesi, babası ve kendisiyle ve köpekleriyle tanıştım. O zaman köpek daha da küçüktü ve bir türlü zapt edemiyorlardı filan. Hakikaten bana gayet güzel hepimizin evinde olan bir sofra hazırlanmış. Anneciğinin o zaman sevgili Semiramis Hanım'ın kolunda bir askı vardı Gal galiba değil kolunda bir e sakatlanma olmuştu o halde börekler yapmış dolmalar yapmış bildiğimiz bizim Türk evi Türk misafirperverliği hiçbir böyle şey abartı olmadan nasıl bir sohbete daldık neredeyse niye gittiğimi unutacağım ve 40 yıldır dostmuşuz arkadaşmışız gibi Kurtuluş Bey, Mis Hanım ve Kaan'cımla böyle sohbet ettik. Sonra Kaan dedi ki artık çekime geçelim mi hocam? Tamam geçelim dedim. Evet gerçekten beni yatak odasına aldı. Yatak odasının kenarına böyle güzel mini bir stüdyocuk gibi bir şey yapmış. Şimdi linkini koyuyorum o yaptığımız söyleşinin. Ondan sonra cep telefonu iPad ile takip ediyor ve canlı yayın açtı. Ve biz gayet güzel bir sohbet yaptık. Ve çok takdir ettim. O arada tabii hikayesini anlattı. Daha böyle yeni yeni yapabileceği şeyleri hayal ediyor. Hayalleri büyük diyordu ki o gün hiç unutmuyorum. Hocam benim işte e, takipçi sayım 19.000-20.000'e bin, yaklaşıyor falan dediği zamanlar. E, kendi öyküsünü anlattı. Artık hepiniz biliyorsunuz kitabını da yazdı zaten. E, ve biz çok tatlı bir sohbet gerçekleştirdik. Sonra vedalaştık. Sonra yayınlandı. Ve Kitabımı da bitiriyorum dedi. Kitap yazıyorum. İşte ben de artık yazar olacağım filan. Kitabını bitirdi ve bizim yolumuz bir kez daha kesişti. Daha doğrusu ondan önce şöyle bir şey oldu. Biz ben Semiramis Hanım ve Kurtuluş Bey'le o kadar böyle can can dost olmaya müsait ve yakın gördük ki kendimizi. Anneciği de çok takip ediyormuş beni. Biz dedik yazları Büyükada'ya gidiyoruz. Ağustos gibiydi zaten tarih galiba. E, sizi de bir gün orada ağırlayalım dedik. Bir gün adaya geldiler. Şahane bir gün geçirdik e, ve hakikaten e, çok can, çok e, böyle sakin, hani iyi aile terbiyesi almış bir genç, iyi bir aile, birbirine bağlı bir aile, e, çok tatlı insanlardı. Hakikaten böyle çok kısa sürede bir dostluk da oluşu verdi aramızda. Sonra vedalaştık. Sonra yine bir daha yolumuzun kesiştiği yer, kitap ödül töreni oldu. O sene ikimiz de e, en iyi iş kitapları ödülünü aldık. Platin tarafından, Platin dergisi tarafından e, verilen. Ve orada da bir kez daha yakınlaştık ve ben Kaan'ın ilerleyişini görmeye başladım. Hatta kitap için imza günlerimiz bir kere denk gelmişti. Akasya'da ikimizin böyle işte sıkılarak oturduğumuz çünkü çok fazla kimse gelmedi İşte ne yapalım biz de oh ne güzel birbirimizle sohbet ediyoruz diye sohbet etmiştik ve o sohbet sırasında hiç unutmuyorum Ka Kaan birdenbire çok sevinmişti böyle yaşasın işte Cem Yılmaz'dan mesaj geldi diye göstermişti mesajda kısaca şöyleydi kardeşim seni izliyorum çok gülüyorum çok iyi gidiyorsun İnşallah bir gün bir araya gelelim falan diye böyle bir randevulaşma mesajıydı Hakikaten çok içtenlikle, çok böyle sahiplenerek hayallerini yapmak istediklerine güzel bir yol tutturdu Kaan. Ve sonunda da onu böyle daha da ileri seviyeye fırlatan gene onun yaratıcı bir fikriydi aslında. Bir gün Instagram'da işte Ayşe Arma'nın o zaman Hürriyet'te çalışıyordu. Röportajları falan çok insanları meşhur ediyordu, tanıtıyordu. Daha çok geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyordu ya. Kandık oturmuş sanki Ayşe Arman onunla röportaj yapmış gibi çok esprili, çok hem güldüren hem de hakikaten vay ne kadar akıllı dedirten bir şey yapmıştı. Bir post hazırlamıştı. Post serisi. Neticede Ayşe Arman'la tanıştılar. Ondan sonra zaten yavaş yavaş aslında pek de yavaş değil hızlı hızlı kitabıyla, performanslarıyla sürekli sosyal medyayı çok ama çok akıllı kullanımıyla ve çok odaklı ve yerinde kullanımıyla ve sonunda işte gösterilerindeki gerçek aslında onu ilerleten şey tabii gösterilerindeki performans birkaç kere birkaç kurumsal konuşmada da bir araya geldik. Hem oralarda izleyebildim. Hem zorlu da vesaire çıkmaya başladığı yerlerde 3-4 kere gidip kendisini izledim ve hem tabii destek olsun diye gittik ama hem de her seferinde gerçekten çenem ağrıyana, karnım ağrıyana kadar güldüm. Çünkü ben şu anda kendi işimi yapıyorum ama çok uzun yıllar kurumsal alanda çalıştım. Onun için de anlattıklarının birçoğunu birebir yaşamış biri olarak kendim de birçok parça buldum. Benim de dönüşüm hikayemden birçok örnek buldum. Ve öylece koptu gitti artık Kaan. Yolu hakikaten çok açık olsun. Bir de bir şey daha var. O kadar Kadir Şinas, o kadar e, hatır bilen birisi ki yani hani hakikaten bu iyi aile terbiyesi, iyi almış, iyi insan e, demek. E, ne demekse onu görebileceğiniz bir profil. Hep ben hatırlıyorum artık sen kocaman zorlu da en büyük salonda sahneye çıkıyorsun. O senin profesyonel işin. O hala neredeyse her gelişimizde ben benim gibi birkaç tane yine onun ya talk show'una katılmış ya ona bir şekilde destek olmuş, yanında durmuş kişileri tek tek sahneden selamlardı biliyor musunuz? Yani böyle bir şey ben görmedim. Hiçbir sanatçıda herkesin hayatında ona destek veren, onun yanında olan, onu ilk keşfeden kişiler oluyor ama Kaan kadar onları böyle hep yanında başında taşıyan bir genç bir insan. O zamana kadar görmemiştim. O anons ettikçe ben utanıyordum. Ee, ama o her seferinde çok uzun süre bunu yaptı. Şimdi neden Kaan'la başladım? Çok tipik bir örnek çünkü. Hikayesini zaten kitaplaştırdı. Zaten anlatıyor. Birçok kişi biliyor. Bilmeyenler hemen öğrensinler. İşte 10 sene bankacılık sektöründe çalışıp sonra pat diye sanki bazıları öyle algılayabilir hop diye buralara gelmiş ve nerelere de gidecek. Kaan aslında tam bir T insan. Nasıl bir T insan? Ben T insanda neyi anlatıyorum? Bir konuda derinleşen ve o derinleştiği konuda da her şekilde, her zaman, her sektörde, her ortamda hizmet sunabilen, o becerisini sergileyebilen insan. Yani dikey bacakta kendisini adadığı konu, Yatayda da bunu her yerde, her formatta, her şekilde ve geliştirerek herkes için yapabilir hale gelme gayreti. Yani bir şeyin her şeyi, her şeyin de bir şeyini yapabilme çabasını gösteren, buna kendini adayan insana T insan diyoruz. Ben de mesela bunu gelecek konusunda yapmaya çalışıyorum. Bunu olmak için, T insan olmak için de hok ve 5Y dediğim bir formül var. 3T HOK ve 5Y dediğim bir formül var. Çok kısaca onu da yine Kaan'la ilintilendirerek anlatayım. Kaan sahne sanatına komedyenliğe ta aslında başından beri e, kendini adamak üzere yola çıkmış. Ya da çıktığı yolda o hale gelmiş. Ve kurumsal çalıştığı zamanlarda bile her boş vaktinde boş zamanında gidip ders almış. Bütün yatırımını ee, arabasını satmış işte neyi var neyi yoksa kendini o konuda geliştirmeye adamış. Yani otodidakt öğrenmiş. Bir dikeyde komedyenliği benimsemiş. O komedyenliği iyi yapabilmek için 3T'yi mesela iyi kullanmış. 3T'de ne var? Teknolojiyi iyi kullanmış. Hakikaten gördüğüm en iyi sosyal medyayı kullanan ilk videolarını şimdi yapamıyordur ama gene de hala birçok videosunu yapıyor zannediyorum. Onların editlenmesi, yazılması, çekilmesi, yayınlanması yani bunlar öyle o kadar ha deyince yapılabilecek şeyler değil. Hele 2017'ler civarında. Çok ciddi teknolojiyi kullanabiliyordu, kullanmış. Kendisiyle ilgili olan alanlarından hat safhada yararlanıyordu. E, tasarımcıydı, yeni bir format, yeni bir şey, e, yaratıcı. Yeni bir oluşum mu kendi kendine oluşturdu. İsminden formatına kadar, içeriklerine, metinlerine kadar. Sonra takım oyuncusuydu. Çok mütevazi bir şekilde kendi takımını geliştirdi, takımlarını oluşturdu. Cömertçe paylaştı, paylaşılanı cömertçe kabul etti gibi yani 3T'nin teknolojiyi iyi kullandığı, takım oyunu oynadığı ve tasarımcı, yaratıcı bir bakış açısıyla kendini adadığı konuda T'leşmek üzere ilerledi. Ve bunu yaparken de hibrit yaşadı. Yani kurumsal alanda çalışırken bir taraftan da şimdiki işi için hazırlandı. Hem o gün için hem yarın için hazırlandı, gelecek için. Ve bunu yaparken de çok ciddi kürasyon yaptı, seçkicilik yaptı. İşte ne olursa olsun komedyen olayım, ne olursa olsun şunu yapayım, her şeyi bocalama işin içine alayım demedi. Çok ciddi strateji, çok ciddi odaklı kürasyon, seçkicilik yaparak, odaklanarak ilerledi. Ve e, otodidaktı demin bahsettim kendi kendine öğrendi. Yani kimsenin ona gel sana şunu verelim, gel sen şöyle ol demesini de beklemedi. Benim şu olanağımdır ama ben şimdi çalışıyorum ama maddi olanaklar ama şu okulunu okumadım bilmem ne demeden kendi kendini otodidakt, self learning, self thinking kendi kendini yetiştirdi. Ve e, T içinde çok başarılı bir şekilde ilerledi. Ben biliyorum tabii ki o bunu yapanlar kendimi teyleştiriyorum -um, demiyor. Ama aslında yaptıkları resmen böyle bir modele uyumlanmaya çalışmak ya da bu modelin canlı örnekleri olmak. Ve 3T hokla 5Y'lendi artık Kaan. 5Y nedir? Yetenek, birincisi yetenek, yatkınlık. Yetenekli olduğu alanda 3T ve hokla aslında yetkinlik geliştirdi o alandaki becerilerini geliştirdi. Bunu yapınca da o alanın yetkililerinden biri olmaya başladı. O alanda en beğenilen, en çağrılan, en izlenmek istenen, en o sunduğu hizmetten yararlanılmak istenen oldu. Yani yetkili oldu. O alanda söz sahibi olmaya başladı ve oldu ve daha da olacak. O da şimdi birçok gencin yolunu açıyor, örnek oluyor. Ve bu onu ne yaptı? Yani yeteneğine yeteneğinin yetkinlikle donattı ve e, yetkili oldu ve bu da onu yaratıcı olmaya zorladı. Çünkü her yaptığını daha yenilikçi, daha yaratıcı yapmak zorundaydı. Hep herkes için böyledir. Yani hep aynı çizgide gidemezsin. Hep üstüne bir şey koydu, hep ekledi, hep daha ileriye taşıdı, hep videolarında söylediği gibi kendini sürekli zorladı. Aslında tamam artık rahatıma bakayım bununla böyle giderim muduna hiç girmedi. Girse zaten olmazdı, olmuyor. Ne yaptı? Hep kendini konfor alanının dışına dışına attı. Ve en sonunda ne oldu? En son gördük Amerika'nın göbeğinde en herkesin olmak istediği yerlerde sunumlar, şovlar yapmaya başladı. Daha da neler yapacak göreceğiz. Çünkü yapmak istiyor ve bunun için çok sistemli, çok akıllı ve ama çok, çok çalışıyor. Ve e, yaratıcı olunca da yenilikçi oldu. Yani 5Y'lendi. Demek ki 3T kişisel dönüşüm şablonudur aslında, modelidir. Kendinden yeni bir kimlik, yeni bir formasyon yaratmak için benim önerdiğim, şekillendirdiğim, artık nasıl olduğunu tam olarak anlatabildiğim T insan modelini aslında belki farkında olmadan Kaan böyle tam üstüne oturtmuş gibi çok güzel bir örnekle T insanlaşmayı anlattı bize. Ben de şimdi aslında ondaki T insanlaşma kodlarını deşifre ediyorum. <laughs> Affedersiniz. Bu canlı örnekte gördüm. Ben de mesela öyle olduğumu zaten kitaplarda da anlattım. Kurumsal alanda çalışırken ben de demiştim ki ya artık ben başka bir şey, asıl gönlümün, aklımın, yeteneğimin, yatkınlığımın olduğu alana kanalize olmalıyım. Onu iş olarak benimsemeli ve yapmalıyım dedim. Ama hemen işten ayrılamıyordum. Ben de hibrit muda geçtim. Yani hibrit vitese geçtim. Ben de otodidakt öğrendim. Kürasyon yaptım. Ve hokland, yani hok, hibrit, otodidakt, kürasyon yapıp 3 TL'nip 5 yeğlendim. Şimdi gelecekle ilgili sözü dinlenilen, soru sorulan, o alanda ilerlemeye çalışan birisiyim. Buradan çıkaracağınız kıssadan hisse çok fazla. Genellikle hani şöyle meşhur bir laf vardır ya, başkalarının deneyimlerinden öğrenmek öğrenmenin en ucuz, en maliyetsiz şeklidir diye. Bunu yapmanıza çanak tutmaya çalışıyorum. Hem gençler hem yetişkinler. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz ki hepimizin yetkinliklerini, yeteneklerini, yaptıklarını değiştirmesi, geliştirmesi ve versiyon yükseltmesi gerekiyor. Hangi hepimizin iş hayatında kalmak isteyenlerin. Ben biliyorsunuz iş odaklı bir fütüristim. İş odaklı geleceğe daha çok bakıyorum ve bakarken de gördüklerimi paylaşıyorum, öneriyorum. Ama en çok da şunu öneriyorum. Bakın dünya ve her şey nasıl değişecek? Sizin de kendinizi değiştirmeniz lazım. Değiştirmek için de size daha pratik, daha değerli toplu bir model öneriyorum. Buna uyum sağlamaya çalışırsanız yeni versiyonunuzu, gelecekteki sizi daha zahmetsiz, daha az kaynak, daha kullanarak ve daha verimli olarak yapabilirsiniz diyorum. Bugün sizinle bunu çok bilinçli değil belki ama resmen e, teyleşerek yapan, çok sevdiğimiz, çok başarılı bir örnekle paylaştım. Kitabını okuyun, gitmişinizdir eminim defalarca da gideceksiniz. Şovlarına gidin, gösterilerine gidin. Ve sadece Kaan da değil aslında birçok kişi de bu izi göreceksiniz, teyleşmeyi göreceksiniz. E, kendiniz de büyük ihtimalle eğer bu çabalar içindeyseniz o yoldasınız ismini belki koyamıyordunuz. Şimdi ismini de koyuyorsunuz. Koyup modeli iyice inceleyerek daha kısa daha az zahmet zahmet çekerek T'leşmeye gayret edin. Çünkü her şey değişiyor. Ama en çok değişmesi gereken varlık ya da konu kim? Biz, kendimiz. Yetkinliklerimizi yükseltmemiz lazım. Yeteneklerimizi bilmemiz lazım. Ve geleceğin başarılı iş insanları olmak istiyorsak bu yolda gayet kararlı ve olumlu bakış açısıyla ilerlememiz gerekiyor. Dediğim gibi bu sadece gençleri değil yetişkinleri de son derece yakından ilgilendiriyor. Teyleşirsek benim meşhur sloganım neydi? Gelecek güzel gelecek. Bir de ne diyorum hep ekleyeyim buna. Teyleşirsek yani yarının işini yarına bırakmazsak gelecek güzel gelecek. Bunların hepsi kitap ve çalışma, egzersiz olarak hem kitaplarımda var hem Ufuktarhan.com'da var. Oraları hakikaten dikkatle inceleyin arkadaşlar. Hem size hem çevrenizde etkilemek istediğiniz, yardımcı olmak istediğiniz sevdiklerinize, çocuklarınıza, akrabalarınıza, öğrencilerinize çok ama çok faydalı olacak. Bundan eminim çünkü binlerce örnek var artık. Bugünkü sohbetimizin konusu da böyle somut bir şeydi. Bu vesileyle sevgili Kaan'a da hem teşekkür ederim bana böyle bir olanak sağladığı için hem de çok başarılar dilerim, çok şans dilerim. Eminim bunların hepsi onunla zaten ve artarak da onunla olacak. Ama ben yine de onun onu çok seven bir ablası olarak, bir tanışı olarak iğneliyim bol şans bol başarı diliyorum seni çok güzel yerlerde alkışlayacağız ve gurur duyacağız duyuyoruz zaten bu arada bütün bu modeli uygulayarak kendine yepyeni yollar açacak kendi yepyeni versiyonlarını oluşturacak herkese de kolaylıklar diliyorum beni izlemeye devam etsinler edin ki önce biz güzelleşelim Sonra da dünyayı, yarını ve geleceği güzelleştirelim. Yeni bir videoda, yeni bir paylaşımda buluşmak üzere iyi olun. İyi gelecekler diliyorum.